Sevgili seyirciler, bu haftada Van'ı sizlerle birlikte dolaşmaya devam ediyoruz. 2400 metre rakımdaki Urartuların Adamma dedikleri İspriz Dağı'nın eteklerinde Büyük Zapsuyu Vadisi'ne kurulmuş Başkale'ye gidiyoruz. İran sınırındaki Başkale, Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilçesi. Uçsuz bucaksız, kar kaplı yamaç ve düzlükleriyle içinde küçük derelerin oluşturduğu Menderes'lere bakınca masallarda anlatılandan daha güzel, masalsı bir şehre geldiğinizi göreceksiniz. Havası soğuk bu şehrin insanıyla hasbihal edince sizi saran sıcaklık kar çölünde vaha hissini uyandırıyor. Mardin'in sarısı nasıl sadece bir renk değilse, İpek yolunun bu soğuk durağındaki Başkale'deki beyaz da sadece bir renk değil. Binlerce yıllık kadim geçmişi pamuklara sararken, baharda yeşerecek güçlü tohumları da bağrında koruyan beyaz bir yorgan bu. Mutlaka gelip yerinde görmek ve yaşamak gerekir. Bizi Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Asım Solak karşılıyor. Tabii bu havada motosikletle dolaşmanız pek tavsiye edilmez. Karlı olunca Sayın Kaymakamım. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Sağ olun. İyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz? Sağ olun. Başkale, yani hava çok güzel. Biz alışkınız böyle soğuk havalara. Ama bakıyorum ben, doğası ayrı bir güzel. Kar hakikaten çok yakışıyormuş. Evet. Öyle söylüyorlardı. Ben de şöyle gelmişken bir göreyim dedim. Sizi de böyle bir programla beraber Başkale'mizi değerli seyircilerimize tanıtmak için arkadaşlarımız organizasyon aldılar. 148 kilometre sınırı olan İran'la ilçemizdeyiz. Van'ın en önemli ilçelerinden bir tanesi Başkale. Peki şimdi size tabii İranlı çok turist geliyor duyduğum kadarıyla. Evet. Bir takım projeler de geliştiriyorsunuz. Burada alışveriş merkezleri yapılması, bu şekilde turist gelişi devam ederse bu özellikle kaleler civarında, kale bölgeleri ve Başkale'de bu alışveriş imkanlarını daha da geliştirmesine çalışacaksınız herhalde. Evet, evet. İran'la akrabalık ilişkilerimiz de çok var. Özellikle Nevruz döneminde İranlı turistler orada resmi tatil olduğu için uzun süre Van ilini tercih ediyorlar. Genelde de bu bölgeden geçiyorlar, karayoluyla gelenler. Burada tabii çeşitli alışverişler yapıp akrabalarını ziyaret ediyorlar. Biz de bunu fırsata çevirmek istiyoruz. Ona yönelik çalışmalarımız var. Osmanlı'dan bu yana sınırlar belki daralmış ama yine bütün bu coğrafyadaki akrabalık ilişkileri, evet, gerek doğuda İran'la, gerek aşağıda Irak'la, Suriye'de hep devam ediyor. Bunlar aslında ciddi bir tehdit unsuru zamanında oluyor ama bunu düzeltebilirseniz de çok, evet, güzel bir fırsat unsuru doğru, oluyor. Doğru, evet. Biz de onun için uğraşıyoruz. Çeşitli işte faaliyetler, ortak çalışmalar, oradaki sınır makamlarıyla da sürekli görüşmelerimiz var. İlişkileri geliştirmek istiyoruz. Pandemi dönemi bu biraz yavaşlattı bizim açımızdan geliş gidişleri ama yeni normalleşmeyle birlikte tekrar artacağını düşünüyoruz. Yani aslında zor şartları olan, bugün kış şartlarında geldik ama ilkbahardan sonra son derece güzel, yine dekor değişiyor, doğanın dekoru ama burada kış şartları da çok güzel. Evet. Çok büyük imkanlar var. Herhalde 2300 rakımlarda falanız şu anda, değil mi? 2400. 2400. Evet. Yani Türkiye'nin çok... en yüksek ilçe merkezi. Öyle değil rakım mi? Olarak tamam. En yüksek ilçe merkezi. Çok güzel. Kar buraya kar yakışıyor. Evet, en çok yakışıyor. Kar yakışıyor. Biz belediye olarak da yılda 5000 kamyona yakın karı ilçe merkezinden dışarıya taşıyoruz. Yani ben de ne hayal ediyorum biliyor musun değerli kaymakam? Şöyle buralardaki kayak merkezlerinin şöyle olduğu ve kayak turizminin de geliştiği bir bölge. Çünkü her şey var. Hı hı. Çok iyi uzun pistler var burada. Görüyorum, evet, hepsini. Denemedim ama bunlar yapılabilir. Olacak tabii. Van'da şimdi yavaş yavaş bazı, hı hı, sahalar bu konularda ele alınıyor. Ancak ben tabii böyle bütün bu coğrafyanın doğa harikası bir coğrafya olduğunu her zaman inandım, hep gördüm. İnşallah çok daha güzel şeyleri beraberce gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah, evet, inşallah. Tabii burada çok yapacak iş var. Neler yapacağız? Neye tavsiye edersiniz? Bugün
Bizim burada Vanadokya diye bir turistik yerimiz var. Vanadokya. Vanadokya. Yani Nevşehir'deki Kapadokya'nın bir benzeri. Öyle isim takmışlar Vanadokya diye. Kapadokya'ya yakın sayılır. Tam oluşumunu tamamlamamış ama görsel olarak çok güzel. Oraya sizleri götüreceğiz. Tamam. Orada bir de burada tandır ekmeği yapılıyor evlerde geleneksel olarak. Bir tandır evine misafir olacağız. İnşallah. Aynı köyde. Daha sonra da belediyemizin yapmış olduğu bir yüzme havuzu var. 2300 rakımda bir yüzme havuzu yaptık. Yarı olimpik. Orayı göstereceğiz. Çok iyi olur. Orayı da bir görmüş çok olacağız. Çok sevinirim. İnşallah. Peki ben o zaman şöyle yapalım sevgili seyirciler. Sayın Kaymakamımız bize çok güzel bir program hazırlamış. Beraberce Başkale'yi gezelim. Buyurun. Sevgili seyirciler, bölge artık terörden arındığına göre burada yapılacak çok şey var. Bu rakımda hem kış sporları hem de diğer sporlar rahatlıkla yapılabilir. Buradaki yükseklik ve oksijenin azlığı, mukavemet ve performans arttırıcı idmanlar için çok rahatlıkla kullanılabilir. Olimpiyat sporcusu yetiştirmek artık bir tesadüf olmaktan çıkar böylece. Şimdi Spor Bakanlığımız ve Kaymakamlığımızın işbirliğiyle yapılmış olan yarı olimpik yüzme havuzuna gidiyoruz. Sayın Kaymakamım, bu ne zaman açıldı bu yüzme havuzu kompleksi, spor kompleksi? Spor kompleksi 2020 yılında açıldı. 2020. Hem yüzme havuzu hem... Yani daha yeni. Yeni. Çiçeği burnunda. Evet. Dışarıda -8 derece soğuk. Burada çok sıcak bir ortamda spor yapabilirler. Sayın Kaymakamım, bu havuzun klorlu kokusu buradan almaya başladım. Gayet güzel o. Harika bir havuz. Evet. Merhaba, kolay gelsin. Bu yarı olimpik bir havuz. Yarı olimpik yüzme havuzu. Tam 25 metre. 25 metre uzunluğunda. Yani kulvarları falan burada yarışların da yapılabileceği şekilde düzenlenmiş. Evet. Ve bakıyorum böyle tesisler. Şimdi biz Başkale'de -8 derecede dışarıda motorla dolaştık. İçeri geldik. Havuzun suyu 28 derece. Evet. Yani 36 derece fark var. Ama Başkale gibi bir yerde, Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesinde, böylesine bir havuzda bence Başkaleliler hak ediyor. Evet. Yüzücüler geliyor mu buraya? Oluyor mu yüzücülerimiz artık Başkale'de? Bizim yeni öğretmeye başladığımız var. 100 evet. Çocuğumuza biz burada yüzme dersi verdik. Bir 100 tane de havuza üyelik yapan ne hemşehrimiz var. Böyle küçücük çocuklar için de bir çocuk havuzu çocuk da var. Çocuk havuzu da var. Harika. Yakın zamanda bir bölgesel yüzme yarışını burada yapmayı düşünüyoruz Van genelinde. Değerli Kaymakamım, devletimiz Başkale'de dünya çapında sporcu yetiştirilebilmesi için her türlü imkanı sağlamış. Yarı olimpik bir yüzme havuzu, arkasında spor kompleksi, ağırlık salonları, özel amaçlı salonlarıyla harika bir kompleks. Evet. Harika olmuş. Çok teşekkür ederiz. Dolaştık, teşekkür gördük. Evet. Sevgili seyirciler, benim şehrim Başkale'de hepiniz buraları ziyaret ederken böylesi imkanlardan da yararlanabilirsiniz. Günlük girişler de var, aylık girişler de var. Aylıkları 165 lira, günlük girişi de 10-15 lira. Ya herkes verebilir bu parayı. Burada bayağı kapsamlı bir spor kompleksi oluşmuş. Yani şimdi yukarıdakilere baktığım zaman burada hem bireysel spor hem takım sporları için son derece gelişmiş aletler var. Yani bunlar evet. Açık söyleyeyim, biz Ankara'da olandan hiçbir eksik yok Başkale'de. Evet. Selamun aleyküm. Şimdi sen burada tandır ekmeği yapıyorsun. Evet. Tandır ekmeği böyle bizim izleyicilerimiz bilir. Gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Şimdi burası baktığım zaman çok güzel. Bütün unu falan hepsi özel bunların. Çok güzel şeyler hazırlamışsınız. Sevgili seyirciler, şimdi Başkale'nin Yavuzlar Köyü'ndeyiz. Yavuzlar Mahallesi artık o adla anılıyor. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun burada? Ekmek pişiriyorum. Ekmek pişiriyorsun. Ne diyoruz bu ekmeğe? Tandır ekmeği evet, mi diyoruz? Tandır ekmeği. Evet. Böyle bir tane olduğu gibi fırın. Şöyle etrafına yapıştırıyorsun onu evet. Değil mi? Evet. Peki. Çok güzel. Bununla yapıştırıyorsun. Evet. Elin yanmasın diye mi öyle yapıyorsun yoksa usulü mü böyle? Yok, yani elini yanmıyor mu? Ekmek üstüne koyuyoruz, yapıştırıyoruz. Yapışıyor. Başka evet. Türlü yapışmaz değil mi? Eline yapışır. Yok. Peki, çok güzel. Bunları sen mi yaptın? Evet. Ne kadar güzel.
Şöyle kenarından müsaaden var mı? Bir koparayım. Belki. Daha kurabiye gibi çok güzel. Tandır. Bu içine ne atıyorsun sen bunun? Odun mu? Evet. Yanıyor. Evet. Her şey var içinde. Evet. Ondan sonra etrafa da şöyle ekmekleri yapıştırıyorsun. Evet. Bu ekmekler oradan çıkıyor. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Sırada esnaf ziyareti var. Bakalım ne diyorlar. O şeref bize ait. Muhtar bakalım. Muhtarlar bugün başkaleye gelmişler. Oo, bugün muhtar toplantınız mı var? Toplantı vardı. Biz engellemiyoruz. Yok, kendi aralarında bir seçim yapıyorlar. Temsilci seçiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de bir kahvehanede vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İşsizlik ortak derdimiz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben geldim başkaleye. Ya bizi kaymakam bey bir yerlere götürdü. Harika spor salonu var. Yüzme havuzu var. Güzel var, spor etkinlikleri. Bizim şu başkalede ne iş yerimiz var, ne bir şeyimiz var. Bakalım yürüyorsun. Gençler hep boştadır. O zaman iş yeri yapacağız. Tabii iş yeri yaparız. Ne yapacağız peki burada? Ne yapacağız? Yurttaş fabrika olması lazım. Ne yapacaksın? Ne? Fabrika olmaz. Bana iş ama bir söyleyeceğim. Diyeceksin ki burada bu iş olur. Ben bilmiyorum şimdi geldim. Başkalede iyi satranççılar vardı eskiden. Yol kapanınca satranç olmadı. Var mı burada satranççı? Var bizde çok az. Bahçesaray'da daha çok. Tabii. Devlet güven ve huzur ortamını sağladı. İnşallah, bundan sonra inşallah. İş adamları gelir. Biz de programımızda buradan bahsedeceğiz. Şunu görüyorum. Burada da imkanlar var. Hoş bulduk. Sağ olasın. Her şey yerli yerine oturmuş. Bundan sonra yatırımcıları da yönlendireceğiz. Gelecek, oturacaklar. İnşallah. Ondan sonra burada işsizlik tabii sıkıntı ama azalır. Vallahi İnşallah bizim, gelir. Bizim buradaki sorunumuz iş sıkıntısı. Doğru biliyorum. Ben bir program yapıyorum. Bu 58. program. Bizim yaptığımız Türkiye'deki şehirleri tanıtmak. Tarihini, kültürünü, folklorunu, yöresel lezzetleri, mutfağını tanıtıyoruz. Ve izleyicilerimizi, benim şehrim izleyicilerini çağırıyoruz. Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim diye pazar günü girerseniz mesela bu pazar izleyeceksiniz. Orada göreceksiniz. Yaklaşık 50 dakika bir program sürüyor. Bizi izleyen iş adamları da tabii ondan sonra harekete geçiyorlar. Diyorlar burada ne var ne yok ona göre gidelim. Evet. Yakınmayla olmuyormuş. Şimdi su var, elektrik var, okul var. Şimdi nereye geldik? Şimdi bunlar yol var. Şimdi işsizliğe geldik. İşsizliği de çözeceğiz. 2500 metrede sınır kapısı olmuyor. Ben bunu denedim. Yayladağ'da yaptım kapıyı. Kapı şu anda hiç çalışmıyor. Bir ara çalışıyordu Suriye'yle. Şu anda bunun yapılması için iki ülkenin de rızasının olması lazım. Yani bu uluslararası bir anlaşmadır. İkili anlaşmadır. Bunu hükme sokacaksın. İran tarafı burada kapıyı kabul edecek. Biz Razi Kapıköy'ü açana kadar kaç sene geçtik ya? Geldiler gittiler, geldiler gittiler. Her defasında ayrı bir şey söylüyor. Bu işler öyle kolay olmuyor. Anlattıklarına göre Başkale Üniversitesi'nin tabelası Van'daymış. Siyasetçilerin şehirlerini seçimden seçime hatırlamaması gerektiği konusunda fikir birliğine vararak ayrılıyoruz aralarından. Ona burada karar verilmez. Ona Ankara'da biraz baskı yapılacak, söylenecek ama gerçekten yapılması gerekiyorsa yapılır. Evet. Yapılması gerekmeyen bir yere de bir şey yapmanın bir anlamı yok. Hadi hayırlı günler. Vatandaşın derdini dinledikten sonra öyle hemen bırakmıyoruz işin peşini. Daha önce 3 dönem Başkale Belediye Başkanlığı yapmış İskender Ertuş ile sorunları konuşmak üzere Ankara'da buluşuyoruz. Başkanım hala Başkale'de söz sahibi, büyük bir aşiretin lideri. İskender Başkanım. Evet Sayın Bakanım. Biz Başkale'ye gittik. Orada bizi güzel güzel ağırladılar. Sizin adınıza dediler İskender Başkanımız burada olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. Biz de dedik tamam. Şimdi baktık sizi Başkale'de bulamayınca artık geldik burada sizi yerinizde ziyaret ettik. Başımın üstüne geldik. Çok güzel bir yer Başkale. Gerçekten. Ama ben bakıyorum bayağı yüksek. 2500 metre mi rakam? Evet 2440 rakamı de Sayın Bakanım. Evet. Misafir bizim her zaman başımızın tacıdır. Şeref vermişsiniz oraya kadar gelmişsiniz Sayın Bakanım. Başkale çok güzel bir yerdir. İran'a sınır olarak 142 kilometre.
kilometredir. Ben orada 3 dönem belediye başkanı yaptım Sayın Bakanım. Başkala biraz hayvancılığı, tarımı, işi, aşı biraz sıkıntılı dönem geçiriyor. İnşallah hayırlı olur Allah'ın izniyle ileride. Başkanım siz orada 3 dönem başkanlık yaptınız. Doğrudur efendim. Şimdi orası tabii kalıcı izler bıraktınız. Çok güzel bir yer. Evet. Aslında altyapı, üst yapı. Devlet de elinden gelen imkanı yapmaya çalışmış. Ben baktım oralarda yüzme havuzu bile yapılmış. Spor tesisleri var. Siz şimdi orada o rakımda böyle futbol kulüpleri, sporcular gelse, o yüksek rakımda olimpiyatlara, dünya şampiyonalarına hazırlansalar, öyle bir yerler yapabilir miyiz orada? Sayın Bakanım, gelen başımızın üstünde yeri vardır. Yani finansman hakkıyla arsayı da her şeyi de vermeye hazırım. Ben hazırım o konu. Yeter ki gelsinler. Çok güzel. Aşiret olarak bütün aşiret, destek veririz. Aşiret, Ertuğrul aşireti olarak o ülkenin bütün insanı sizin yanınızda olacağız. Elimizden geleni de yapacağız oraya. Bütün evet. Zaten olan mevcut devlet hastanesinin yeri de ben alıp vermişim oraya. Çok güzel. Sayın dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Demirel Cumhurbaşkanımıza. Burada sonra ne gibi bir sosyal tesis gelirse her şeyi yapmaya hazırız. Bu çok iyi oldu. Bence bizim izleyicilerimiz çünkü hakikaten hem spor dünyasından hem iş dünyasından gerçekten kaliteli izleyicilerimiz var. Bu noktayı bence çok iyi bir şekilde dikkate alacaklardır. Ben tabii şuna bakıyorum. Biz evet. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da sayısız program yaptık. 60 taneden fazla program yaptık Türkiye'nin evet, tarafından. Artık her gittiğimiz yerde devlet elinden geleni yapmış. Şu anda her yer güvenli. Herkes ailesiyle beraber rahat rahat Başkale'ye gelip burada sizlere turizm katkısı yapabilir diye düşünüyorum. Yapabilir Sayın Bakanım. Terör bitmiş. Yani devletin sayesinde Allah razı olsun. Özellikle Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun katkıları büyüktür bu konuda. Tabii. Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi terör denen bir şey yoktur. O konuda da biz çok mağduruz. Çünkü terörden en büyük zararı, rezilliği çeken yüre halkıdır, insanımızdır. Yani tonlarca biz şehit vermişiz oralara. Ama elhamdülillah devletimizin sayesinde bugün terör yok. Yani bundan sonra artık bence yapılacak orada tesislerle, turizmle, aynen. sanayiyle, aynen. ihracatla anılmalı Başkale. Aynen, hakkı da odur. Bir de efendim su barajı. Mesela bizim İspiriz Dağı'nın üzerinde güzel bir su barajı yapılsa, evet. bütün arazisi tamamen sulama suyla sulanır. Çok muazzam bir şey olur. Dediğin gibi tesisler kurulur, spor tesisleri kurulur, hayvancılığı geliştirilir. Sayın Bakanım yani yöre halkı rahatlar. Bir de arazi boldur. Yani istediğin kadar tarım için de öyledir. Hele tarımı çok çok muazzam bir arsamız var tarım için. Devlet destek verirse muazzam her şey evet. olur. Ha yatırım için ilçenin yani ilçenin içinde olan bir yatırım ise gelsinler. Geleni de arsayı da ne gerekirse biz katkıda bulunuruz. Gerekeni yaparız ve hizmetlerine bırakırız. Uçsuz bıraksız ağaca arazi son derece güzel araziler çok var. Muazzam, ben bakıyorum böyle muazzam, eşi benzeri olmayan evet, araziler evet. var. Ve hakikaten orada bir takım spor tesislerinin artık ben ileride olacağını düşünüyorum. İnşallah. Sen yani bakalım. Yüzme havuzu orada olduktan sonra her şey olur. Çok haydi haydi olur diye yani. Düşünüyorum. Bir de efendim İran'a yakınız, Irak'a yakınız. Orada evet. efendim sosyal tesisler olsun. Efendim bizim Gözeldere tünelimiz hala bitmemiş. İnşallah biter. Yani bizim oranın gerçekten de yatırıma da ihtiyacı vardır. Eğer devlet buna yönelse Allah bin sefer razı olsun. Abi. Bizim hala da tünelimiz 10 yıldır biz devam ediyoruz. Ödeneksizlikten bitiremiyoruz. Abi. Yani ona da devletimiz bir an evvel el atsa o da bitse. Bir de Hindistan'a, İran'a, Hindistan'a, Çin'e giden İpek yolu üzerindedir Sayın Abi. Bakanım. Yani güzel bir şey olur. Doğru. İnşallah bizim beklediğimiz de budur Tabii. vatandaş olarak. Efendim. Tabii sizin dediğiniz gibi tarım ve hayvancılık özellikle büyükbaş hayvancılık için çok ideal yer. İdeal. Hem küçükbaş yaylalarımız var, obalarımız var. Efendim bak Sirt'ten, Batman'dan, Diyarbakır'dan bütün hayvanları gelip biz yaylalarımızı bunlara kira karşılığında veriyoruz. Halbuki efendim devlet bunu teşvik etse, desteklese hem tarımı hem hayvancılık. Doğru. Muazzam bir şey olur. Vallahi Başkale'de yediğimiz kebap et afiyet yani hala da tadı damağımızda. Afiyet şeker olsun. Efendim Sağ doğadır. Yani bizim tabii yaylalarımız evet. çok güzeldir. Başkanım bizim izleyicilerimize kısaca Başkale'yi nasıl anlatırsınız şöyle? İzleyicilerimiz burada ne görebilirler, ne yapabilirler? Sayın Bakanım yani Başkale'de ilkin enerji konusunda dünyanın en güzel güneşi gören bir enerji yeridir. Yani millet yavaş yavaş getiriyorlar yani bu enerji
konusunda. Güneş enerjisi. Güneş enerjisi. Evet. Bir de hayvancılık, yani son model güzel hayvancılığı tarımı işi olacak. Suyu çok güzel. Suyu boldur. Her dereden, her yaylada efendim bir kendiliğinden bir görsen İtalya dağları gibidir. Vallahi kıyım. Sen bir yazın buyur gel başımızın üstüne seni bir gezdireyim. Menderesleri hep gördük orada. Aynen. Bizim bir Nebirnav yaylamız var. 71 ile 74 alası İngilizler geldiler bunu. Petrol aradılar. Dediler çıkarttık. Ondan sonra kapatmış gitmişler. Belki orada Irak'a da yakın olduğumuz için orada belki petrol da çıkabilir Sayın Bakanım. Yani her bütün dünyanın madeni efendim çünkü olsun. Yani maden suları olsun. Efendim yani altın rezervesi hepsi bizde var. Evet. Ama maalesef dönüp bize bakan yoktur Sayın Bakanım. Peki o zaman biz diyelim ki değerli seyirciler, Başkale şu anda hazine olarak sizin gitmenizi bekliyor. Vallahi de öyledir. Vallahi de öyledir Sayın Bakan. Ben Başkale sokaklarında dolaşırken birkaç da böyle yere girdim. Etrafımızı gençler sardı. Bu gençler yaklaşık 90-100 yaşındaydı. Evet. Bunun sırrı ne? Sayın Bakanım bunun sırrı bizim doğadadır, etindendir, soyundadır. Yani dağlarımız her dünyanın bütün bitkileri taşıyan dağlarımız var. Evet. Bizim oradaki yaşayan insan, organik besleniyorlar. Organik besleniyorlar. Yağ olsun, efendim peyniri olsun. Hepsi de çok iyi durumdaydı yani. Her fizikleri şey, falan da 120-130 yaşında maşallah yaşayan bizim bir amcam vardı. Irak'tan gelmişti. 132 yaşı yaşamış Abdullah Ağa Şerefhani. Maşallah. Efendim görseydin aslan gibidir. Yani her şey dua olduğu için Sayın Bakanım. Uzun ve güzel yaşamak isteyenleri Başkale'ye çağırdık. Allah razı olsun peki efendim. El ele vererek daha iyi bir Başkale için üzerine düşeni yapma sözünü alıp ayrılıyoruz yanından. Kaymakamımız bizi Vanadokya dedikleri peri bacalarının olduğu yere götürüyor şimdi de. İsmi pek orijinal değilse de görülmeye değer doğrusu. Şimdi burası Vanadokya öyle mi? Vanadokya evet. Vanadokya yani söylendiği kadar da burası müthiş. Burada 17 bin peri bacası var. 35 tane mağara var. Vanadokya. Vanadokya evet. Bu ismi kullanıyor Vanadokya. Evet. Yani burası ne kadar büyüklükte bir yer? Burada 17 bin tane peri bacası var. 17 bin peri bacası. 35 tane de mağara var. Anladım. Evet. Hepsi. Evet. 17 bin tane. O zaman şöyle beraberce gidelim. Bakalım. Buyurun arkadaşlarla beraber. Peki burada şimdi herhalde bu huzur ve güven ortamı sağlandıktan sonra buraların gerçek önemi ortaya çıkacak. Evet. Ve şimdi siz artık turist buraya alacaksınız bol miktarda. Son iki yıldır özellikle yerli turist çok fazla miktarda gelmeye başladı. Biz bunu daha da arttırmak için uğraşıyoruz. Burası bir de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle korunacak alan ilan edildi. Bu güzelliği seyircilerimizle bu şekilde buluşturmamız iyi oldu. Sevgili seyirciler, benim şehrim Vanadokya şu anda. Şimdi de sıra geçmişi Urartulara kadar uzanan Hoşap Kalesi'nde. Hoşap Kalesi'ne mi geldik? Hoşap diye geçiyor. Hoşap Kalesi eski döneminde yani Guguni diye geçiyor. Guguni? İsmi. Evet Guguni. Yani burası bir eyalet merkezi. Burasıyla Çavuştepe bağlantısı varmış. Yani buranın su bağlantıları varmış. Bir gösterelim seyircilerimize Hoşap Kalesi'ni. Evet, gel. Burası zaten kayanın üzerinde ilk proje atan kişi Urartular. Kapısı Nahçıvan'dan getirme demiri. Buradan öğütüp buradan yanmaz yapışmaz kapı yapılmış. Orijinal bronzdur. Nahçıvan bronz işlemesi. Üst kısım zaten okçuların yeri. Hem kızgın yan yeri hem de okçuların yeri. Ve kızgın yağı burada pihi milletin üstüne atıyorlar. Burası zaten eski döneminde kayayla yani koyma basamakla yapmış. Evet. Yani eski döneminde ardıç ağacı kullanmış. Yani ardıç ağacı betondan demirden daha sağlam. Yani bunun mimari yapılış. Ardıç ağacı mı o işteki? Evet. Yani bunun mimari burada yaptığı sırada eski döneminde kayanın üzerinde yaptığı sırada bir savunma amacıyla yapılmış yani. Bunlar malzeme kullanmayı da bizden iyi biliyorlar evet yani. Harcı zaten horsan harcı. Deve kuşunun yumurtanın atılması harcı olarak kullanmış onun döneminde. Peki. Tarihi olarak ondan sonra Osmanlı Mahmud İsaçlı bu beyleri Akkoyun Karakoyunlara kadar değiniyor yani. Burada 1623 yılında Sarı Süleyman İran tarafından geldiği için yani Fas olduğu için yani burasının ismini değiştirmiş yani Huşap yapılmış yani tatlı su. Tatlı su anlamına mı geliyor? Tatlı su anlamına geliyor.
Hani 365 tane burada tarihi olarak takvime göre odalar yapmış onun döneminde. 365 odalı. Burası zaten erzak deposuymuş. Üstü kapalıymış. Üst tarafta zaten Osmanlı döneminde kulelerine kaçmış. Yani kerpiçle inşa edilmiş. Üst tarafı zaten hep okçuların yerini açmış. Kör mazgal yaptığı için yani burada herhangi burada dış tarafa savunma amacıyla çarıya hedefi tutturulmuş. Dış tarafta burayı tutturulmuş onun döneminde. Peki şurası? Burası gazinosuymuş. Bunun üstü hamamı, havuzu, saunası. Üst katta hamam. Evet, Tandür Ev. Sey Köşkü Bey Hamamı. Kralın oturduğu yer orasıymış. Yani en savunma amaçlı orasıymış. O çıkıntılı olan üçgen kızgın yağın yeri hem de okçuların yeriymiş. Herhangi buraya bir saldırı geldi sırada krala varmadan kızgın yağı üzerine dökülmüş onun döneminde. O tarafta en üstte de evet. Kral herhalde. Aynen. Öyle, öyle mi? Evet, onun tahtı. Şu anda bayrak olan yer. Evet, bayrağın olduğu yer, tahtı, hazine bankası, evet. Depoları hepsi oradaymış yani. O aşağıdaki mazgalların arasında okçular mı var orada? Evet, yani o zaten neredeyse 4-5 katlıymış, çökmüş yani. İç tarafı zaten, üst kısım zaten mazgalların yeriymiş. Kaç senelik bu kale? Bu neredeyse 4000 yıllık kale. 4000 yıllık. Evet, bizim tarihiyle onun tarihi nerede? Yani yaklaşık onun tarihi. Kaç uygarlık geldi geçti burayı evet. Kullandı yani. Aynen. Zaten burası evet. İlk başlangıç Urartu, Osmanlı, Mahmudi, Selçuklu beyleri, Akkoyun, Karakoyunlar yani Yezidilere kadar dayanıyormuş onun döneminde. Bir de restorasyon görmüş zaten. 2011'de evet, restorasyon. Beyaz çimento zaten bize ait. Zaten taşları, duvarları orijinal. Sadece orijinal olan yerler, gri olan yerler zaten orijinal olduğu için yani derleri evet. Yapılmış. Mavi olan içindeki taşlar da yeni verilmiş. Yani Sayın Bakanım burası arenası, eğitim alanı, gladiyatörü, kılıç kalkanların yeri. Burada ne var? Arena. Arena. Evet, eğitim alanıymış. Yani burada kılıç kalkanların yeriymiş. Şu iki burada büyük... kılıç kalkan, burada antrenman yapıyorlar. Aynen. Antrenman yeri. Evet, burada askerlerin eğittiği yer burası. Burası da zaten su sarnıcı. Yağmurun, karın, çatlan suyu buraya büyükmüş bunun döneminde. Evet. Bunlar da bahsettiğim kür mazgallar. Hani kür okçuların yeri. Evet. Hani ele dar yapmış ki dışarıdan ok gelemiyor. Buradan rahatlıkla dış tarafa ok gönderiyormuş. Burası arenanın girişi. Sayın Bakanım. Evet, bahsettiğim yer burası. Hani öyle dar yapmış ki mazgal. Hani buradan dışarıya oku gönderiyor ama dışarıya... Oradan evet. Yani. Aynı Sayın Bakanım. Çekiyor oradan can. Evet. Burası zaten kralın burası lucası. Değil, evet. Kralın lucası. Lucadan evet. Oturup buradan eğlence ediyoruz şu an. Büyük kaleymiş bu. Boşak alan... Kalesi'ni biz hep duyuyoruz. Evet, Sayın Bakanım. Önünden burası... geçiyor millet ama evet, yani... biz seyircilerimizle beraber ilk kez bunu gösteriyoruz. Evet. Sayın Bakanım burası zaten Huşab'ın yani kalesi yani 17 dönümlük bir yer kaplamış yani. Evet. Evet, Sayın Bakanım burası bayan zindanı. Ne zindanı? Bayan zindanı, yan tarafı da erkek zindanıymış. Bayan zindanı, erkek evet, zindanı. Hapishanesi de var. Yani. Aynen. Burası neredeyse yani 4-5 katlıymış, çökmüşler yani. Bunun hepsi tarih bulmuş yani. Tam burası 1643 yılında, evet. 1643 yılında Sarı Süleyman İran tarafından geldiği için yani Akkoyun Karakoyun döneminden sonra burada yani içinde hüküm etmiş yani 365 sene burada hükmü geçtiği sırada yani burayı kendi tarafından terk ettikten sonra buraya atışa vermiş gitmiş, yakıp gitmiş. Peki şey devam ediyor mu burada? Arkeolojik kalışmalar falan? Burası geçen sene devam ediyordu. Hani bu 2020'de durduruldu yani bunun hocası mahkemeye girdi. Kazı çalışmaları durdu mu? Aynen. Yani bu hocası mahkemeye girdi. Bu ağın 100. üniversite öğrencileri. Evet. Orada kazı çalışması yapılıyordu. Zaten kendi tarafından hani 6 ay staj görmesi lazımdı. 6 ay içerisinde bir ay çalıştırıyordu. Sayın Bakanım burası zaten onun teras balkonu. Yani burası onun konuşma balkonuymuş. Bu konuşma balkonuna çıktığı sırada... Burada halka konuşma yapıyor. Evet, zaten sorularla kapalı alanmış onun döneminde. Evet. Hani böyle surlarla kapalı alan olduğu için üzerinde zaten 5 tane gözetim kulesi var. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Onlar gözetim kulesi. Normal fakir halklar bunun ayağının altında yaşıyormuş. Bunlar yapılmış yani o zaman. Evet Sayın Bakan. Buralar da sur öyle evet. Mi? Burası zaten Osmanlı camisiymiş onun döneminde. Kerpiç sur mu yapmış o zaman yani? Burada altı zaten kayanın üzerinde Urartu döneminde taşla örülmüş. Yani üstü ne? Böyle üstü çamur gibi. Çamur yani kerpiç. Kerpiçle inşa edilmiş evet Sayın Bakan. Müthiş. Zaten evet. Uşağın adı bu derenin ismini taşıyor, güzel su. Evet.
parçadan bu derenin güzel ismini taşıyor. Güzel su bu dere mi? Evet. Bunun suyu güzel midir gerçekten? Güzel. Eski döneminde güzel, şu an durdurulmuş. Peki. Hoş hap diyorsun. Evet. Hoş hap. Sayın Bakanım zaten kapının üst tarafında iki tane aslan figürü var. Eski döneminde canlı aslanlar orada duruyormuş yani. Evet. Kapıda zincirli bağlı olarak duruyormuş. Herhangi bir misafir geldiği sırada, ikinci kata seslendiği sırada zinciri gerdikten sonra iç kısmına doğru. Burada aslanları böyle dışarıda tutuyorlardı. Evet, sen bakalım. Millet içeri giremiyor. Aynen. Sonra geliyorlar. Evet, zincirlerini yani azaltıyorlar, kısaltıyorlar, çıkıyor yukarı. Öyle aynen sen bakalım. Bu çıktığı sırada zaten yukarıya çıkıyorlar. Misafirleri alıyormuş. Onun zaten iki aslanın arasındaki figürü de eski dönemde Osmanlı'nın gözyaşı damlasıymış yani. Burada Urartu Osmanlı bereketini simgeliyormuş onun döneminde. He. Onun altında zaten bir Sarı Süleyman'ın kitabesi var Farsça. Sarı Süleyman burada 1643'ünde yerleştiği sırada kendi ikametgahını buraya asıyormuş. Urartu Osmanlı kitabesini sökürmüş. Tamam. Zaten burada söktüğü sırada Farsça yazıyor. Diyor ki Süleyman bir atafı fazla koda binan kerdin borcu heybet numa. Şu ucağıma ve bu din çaygah nevişti bir tarihim ve ucağıma diyormuş. Yani diyor ki bu kale var olduğu sırada benim taşım toprağım ucağım olarak diye geçecek. Altta da diyor bizler her siber geçti kibine esrat es sema. Yani yerden göğe Allah'ın lütfuyla aslanına kadar güçlüyüz diye bu heybetli kaleyi sınırda doğru sapasağlam bir sert oluşturmuşuz. Peki. Bunun altı zaten Osmanlı kavu. Tamam. Kapının üst tarafında zaten iki tane delik var. Eski dönemde canlı aslanlar duruyormuş burada zincirli bağlı olarak. Bu zaten iki aslanın arasındaki gözyaşı mutfin içindeki de zaten kraliçenin küpesi olarak andırıyormuş. Tamam. Bunun üstü de zaten normal bir halka var. Bu da bayanın burun hızması olarak andırıyormuş onun dönemde. Peki, çok güzel. Odaların içinde sümine kullanmış. Yani eski dönemin teknolojisi, şimdiki teknolojisi aynıdır. Onun içme suyu Kırmızı Dağ'dan getirmiş. Çok karşıda Kırmızı Dağ'da rakım yüksek olduğu için onun içme suyu zaten kırmızı topraklar. Kömlek yapa yapa su içme sistemini buraya göndermiş. Karşıda zaten Osmanlı medresesi ile kömbeti. Yan tarafı da zaten Seyyid Abdurrahman Baba'nın türbesi. Bu Kıbrıs Savaşı'nın pilotunu kurtaran kişi. Anladım. Evliyaymış yani. Çok güzel. Burada da zaten Kırmızı Cami var. O da Mahmudi Bey'in camisiymiş onun döneminde orijinali. Hatta kömbeti de içinde. Sizin sevgili köşkün bayrağının olduğu yer zaten iki tane baca şeklinde kule var. Delikli olan yer. Güvercin postası bu yan tarafı da meteoroloji, hava raporu yazacağız demiş onun döneminde. Yani şimdi, yani... evet, güzel. Sizlere Hoşap Kalesi'nden, Van'ın ünlü Hoşap Kalesi'nden, iki aslanla zamanında korunan kalesinden hepinize saygılar, sevgiler. Turumuza devam. Sevgili seyirciler, sırada Van merkeze bağlı İpek Yolu Kaymakam ve Belediye Başkanımız var. Bizi Kaymakam ve Belediye Başkanımız İhsan Emre Aydın karşılıyor. Hayırlı akşamlar başkanım. Hayırlı akşamlar Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Nasılsınız, ne var ne yok? Sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldiniz. İyi misiniz? Buranın ününü hep duyduk biz çünkü meşhur İpek Yolu buradan geçiyor. Tabii tarihi bir yoldur. Şimdi sizden tam dinleyelim olarak İpek Yolu'nu. Hoş bulduk. Sayın Kaymakamım, değerli başkanım, şimdi Kurtalan'dan sonra sizi burada İpek Yolu'nda görüyoruz. Biz Kurtalan programı yaptık. Evet. Sizi çok andık. Orada andılar. Sağ olun. Böyle hakikaten güzel hizmetler yapmışsınız orada. Şimdi buraya da gelince burada da güzel İpek Yolu'nda hizmetleriniz var. Onları da göreceğiz hep beraber. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İpek Yolu'nun ne kadar nüfusu? 334 bin nüfusu var. 334 bin nüfuslu. Oldukça da önemli tabii. Yani burası çünkü hep geçiş bölgesi. Tabii şimdi İpek Yolu sadece bir ilçe vasfından da ziyade ilin esasında tam ortasında yer alıyor. Hem kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldığı, ticaretin, sanatın, kültürün, hayatın, yaşamın olduğu bir ilçe. Doğru.
Yaşayan bir yer. Burası temel olarak 24 saat esasında yaşıyor. Hiçbir zaman durmuyor. Van'a gelip de İpek yoluna uğramayan kimsenin olması mümkün değil. Merkez ilçeler hep çile çeker aslında. Herkes evet. Dışarıdaki ilçelere giderler. Oraları gayet güzel. Herkes beğenir ama merkez ilçenin işleri zordur. Siz tabii bir taraftan kaymakamlık, bir taraftan belediye başkanlığı yapıyorsunuz. İki misli ağır bir görev var ama üstesinden geliyoruz. Peki İpek yolunda neler var? Neleri tavsiye edersiniz? Seyircilerimiz çünkü şu anda görüyorlar. Bizim şehrimiz Van, bizim şehrimiz İpek yolu. Neler yapmak lazım? Şimdi İpek yolu biraz önce de belirttiğim gibi şehrin merkezi. Yani Van'a geldiğinizde hemen bir gelir gelmez bir Van kahvaltısı yapmanız gerekiyor ve Van kahvaltıcılarının ilk açıldığı yer, tarihi Van kahvaltıcıları da bizim merkezimizde yer alıyor. Seyircilerimiz burayı ziyaret etmek isteyenler de İlk önce bunu bence tercih etmeliler. Tabii tarih ve kültür de İpek yolunun içerisinde yer alıyor. Mesela bir kalemiz var. Urartu döneminden kalma bir kaledir. Altında Kaya Çelebi Camii'miz var. 1660 yılında yapılmış bir cami. Hemen yanında Hüsrev Paşa Camii var. 1567 yılında yapılmış bir cami olarak. Tabii gölün hemen kenarındayız. Bir sahil bandımız var. Orada da çalışmalarımız olacak. Büyük park çalışmalarımız olacak. İnşallah hem Van'a hem İpek yoluna büyük bir katkısı olacak. Ama bunun dışında bir de Erçek Gölümüz var. İsteyen misafirlerimiz de Erçek Gölü'ne giderek Türkiye'deki 463 tane kuş çeşidinin yarısını barındıran Erçek Gölü'nde de ziyaret edebilirler. Bir de çok yüksek rakımlı bir göl. Dalış evet. için de zaten yüksek rakımlı dalışlar için ideal. Böyle denemek isteyenler için. Van Gölü'nde mikrobiyolitler evet. çok önemli bir dalış turizmini ifade evet. ediyor. Nabız burada atıyor diyebilir miyiz? Van'ın nabzı burada evet, mı atıyor? Van'ın nabzı burada Peki. atıyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yine dolu dolu bir zaman dilimi geçirdik. Başkale'de ve benim şehrim Vanadokya'da. Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum.